Evet arkadaşlar merhaba. 6 Mayıs 2022 Cuma günü yurt dışı yarışlarında Mark Spor tahmindesiniz. 7 koşulu bir program var Ascot'ta, İngiltere'de. Bu da gördüğünüz Ascot'un gördüğünüz orijinal fotoğrafı arkadaşlar. Evet ondan evvel tabii biliyorsunuz Kempton Park'ta bir altılı tuturmuştuk. Bu altılı her nekmese 1.000-1.500 lira verecek iken bir anda 300 küsür lira verdi. Tabii bizim takipçilerimizden bayağı bir kazanan olmuş ki bu şekilde bir ikramiye azlığı yaşandı. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz zaten. Takipçilerimizin tabii ki biz kazanmasını istiyoruz. Ama bizim değil onların kazanmasını istiyoruz arkadaşlar. Biz kazandığımız zaman böyle işte 6'da 6 olduğunda 1.500 liralık altılık 300-400 lira oluyor. Hani birçok kişi işte kızıyor ya onu AGF biri vermedin falan. Arkadaşım kazanın siz ki yani şöyle söyleyeyim bakın atıyorum 10 bin tane üyemiz var. 3 bin kişi oynadı diyelim. 3 binin kazandığını düşünün. Yani bölün bir ikramiyeyi bakın ne çıkıyor. Bir de 300 tane elit müşterimizin olduğunu düşün. 300 müşterimizin sadece 100 tanesinin kazandığını düşün. O zaman da ona göre bölün bakalım ne çıkıyor. Yani onu anlatmaya çalışıyoruz. Önemli olan burada bizimle beraber yürüyen arkadaş grubuna ulaşmak. İnşallah ulaşacağız arkadaşlar en sonunda. Evet. Birinci koşu 16.15'te başlıyor. Aprantik koşusu. Ascot'ta. Güzel bir gün bugün. Tatlı böyle sürprizlerin olacağı bir gün diye düşünüyoruz. Evet. Burada arkadaşlar ilk birinci koşu bu aprantik koşusunda 3200 metre kaldırıcı yok olan burada bir iki numara var Ernesto Theodor Ladle. 31 gün aradan sonra bu Mintek'in sahip olduğu safkanın biz bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz açıkçası. Arkasından 5 numaralı Super Jack William Carver'la ve 1 numaralı Make My Day Rice Clutterbuck'la 64,5 kilo tabii 594 gün ara ama at kalite. Onu da söyleyeyim. Yani bu grubun bir tık üstünde zaten. Eğer iyi çalıştırmışlarsa İngiltere'de belki de kazanabilir arkadaşlar. Ama biz yine de burada 2 numaradan Ernesto'dan çok iyi bir koşu bekliyoruz bugün. Ve ona göre de 2, 1 ve 2, 5 ve 1 diyoruz. İkinci koşuya geçtiğimiz zaman arkadaşlar baktığımız zaman burada 6 tane safkan maiden koşuya çıkacaklar. Hepsi dişi ve 2 yaşlı İngilizler. Evet, burada arkadaşlar 1 numaralı Annie Maher, Callum Shepard'la bizim ilk atımız ilk kez koşacak o atlar. Önemli tabii. Ve 4 numaralı Miss Gallagher, Sebastian de Souza ile. Evet, burada 1 numara ve 4 numara ön planda Dark Angel yavrusu ve Zoe Star yavrusu. Oasis'ten geliyor ama burada, onu da söyleyeyim size. Oasis Dream'den geliyor. Bu özel safkan arkadaşlar. Bunların arkasından da çok at yazmak istediğim için 3 numaralı Ludden Lass, Kieran Schumark'la ve 5 numaralı Omni Queen, Rosa Ryan'la devreye girebilirler. 1-4 kesinlikle yazılması lazım. 3 ve 5 de isteğe bağlı yazılabilir. Üçüncü koşu, Maiden bir mücadele yine. Dişiler, 3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar böyle. Bir uzun metrajlı koşu izleyeceğiz. Burada 4 tane atımız var. 4 numaralı Fall of the Star, William Buick'le. Bu Sultan Ali, bu Araplar çok seviyor bu William Buick'i. İyi kazandırıyor ama iyi geçiyor yani. Adam harbiden böyle bir stil yok yani gerçekten. Hani inanılacak gibi değil. Atın üstünde bu kadar iyi performans gösteren sayılı jokeylerden dünyada saygı duyduğum yani adam bu. Burada Fall of the Star'la arkadaşlar bizim ilk atımız 8 numaralı Spyfall, Rosa Ryan'la 9 numaralı Wonderful Times'ı baz aldık bize Ekürlerden Robert Havlin ve 6 numaralı Judith Martin Harley ile Martin Harley Davidson 3 numaralı Exciting News Callum Shepard'la arkadaşlar burada burası için yeterli olduğunu düşünüyoruz bu safkanları yani 4, 8, 9, 6, 3 zaten William Buick burada bu Arapların artık anlaşması nasılsa bu 8000 sterlin için değil. Muhtemelen belirli bir anlaşması vardır. Onu hani memuriyetini yerine getirmek için gene kazanmak isteyecektir.
Dördüncü koşuya geçtik şimdi. Handikap 3 yaşlı İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. 8 tane safkan var burada. Arkadaşlar burada 3 numaralı Saga. Bu şurada İngilizce bilenleriniz vardır belki. The Queen. Kraliçe demek biliyorsunuz. Yani bu atın sahibi bildiğimiz bizim kraliçe. Kraliçe Elizabeth. Bu atın sahibi. Yani basmış parasını. Artık kendi cebinden mi almış yoksa kraliyetin kasasından mı çıkmış bu para? Örtülü ödenekten mi çıkmış artık? Invisible Spirit yavrusunu almış bir güzel. Bu John Goston de zaten en iyi antrenör grubu İngiltere'de diyebiliriz. Burada üçüncülüğü yok bu sapkanın daha henüz. Kraliçenin atı. Şimdi bunu kazanacak arkadaşlar bu. Bu Saga. Artık ismi de Saga. Burada bizim bugünkü bankomuz. Evet. Beşinci koşu 18.35'te handikap. 3 yaşlı İngilizler. 1200 metreye çıkacaklar. 19 tane safkan var. Bu içeri alabiliyor muyuz? Şöyle. Evet. Günün en fazla at yazacağımız yerlerinden bir tanesi. Muhtemelen yatma ihtimalimizin olduğu en yüksek risk içeren yarış bu. Hani bu kadar çok atı bu araya getirmişler. 8 numaralı Foxy Rascal ilk atımız bizim. Fransız orijin. Babadan. Da bir isim. 15 numaralı Cape Moss Rosaline'la. 17 numaralı Kindness Tom Marquardt'la. 14 numaralı Al Amin William Buick'le. 16 numaralı Just Call Me Petey Dogica Söyle. Bu Just Call Me Petey'i biz takip ediyoruz zaten. Çok iyi bir safkan burada. Bakalım sıyrılabilecek mi? 6 numaralı kulvardan çıkıyor. 5 numaralı Kid Gabriel Silvestre de Souza. 3 numaralı Shanko Marco Gianni. Ve 1 numaralı Amazon Dream. Amazonian Dream arkadaşlar. Evet, Amazonian Dream Coakley. 8, 15, 17, 14, 16, 5, 3, 1. Yani 8 tane safkanda geçeceğiz buraya ama yazdıkça yazımız geliyor. Açıkçası ben 8 numaranın çok iyi koşacağını düşünüyorum. Burada 8 numaranın bir şekilde bugün ilk grupta yer alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Foxy Rascal, Callum Shepard'la burada. Tabii ki yine burada bir William Buick Alamini var. Bakalım o da ne yapacak. Büyük bir ikramiye yok burada. Muhtemelen böyle alt gruptan bir jockey daha gelebilir. 8, 15, 17, 14, 16, 5, 3, 1. Altıncı koşuya geldik şimdi. Altıncı koşuda baktığımız zaman bir handikap koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 3 tane safkan var burada. 1 numaralı Minis A Double. Adam Kirby ile. Artık Adam Kirby kazansın bir tane yani harbiden. 8 numaralı Many A Star. Bu Muhammed Tapti. Arkadaşlar Muhammed Tapti biliyorsunuz Arap asıllı bir jockey. Ama böyle koştuğu zaman kesinlikle yarışa gidiyor. Burada hiç boşa gelmez. Handikap puanı düşük olsa da hiç bir önemli değil. Kesinlikle yazılması lazım. 2 numaralı Prontissimo William Buick ile yine bir tane Halifa Dasmal. Bir Arap bulmuş bu William Buick. Burada 1-8-2 diyoruz. Yalnız burada 2 tane daha at var arkadaşlar. Yazabilenler onları da yazsınlar. 3 numaralı Silver Samurai. Ve evet ve 6 numaralı Kimi 5. Yani 3 ve 6'nın da burada farklı bir koşusunu izleyebiliriz bugün. Hani bu 6'lıyı da yukarı taşır o atların gelmesi. 7. ve son koşudayız. Burada Ascot'ta evet Ascot'ta İngiltere kraliçesinin atı koşuyor yani. Orada o havayı atacaktır o. Attıracaklardır ona diye düşünüyoruz. Tekimimize güveniyoruz. Arkasında İngiltere kraliyeti var. 3 numaralı Kattak arkadaşlar. Alternatif bankomuz bizim. William Buick ile yani Godolphin çıktı meydana. Yani William Buick ne yapar eder? Diğerlerini kazanamasa bile bunu kazanmak isteyecektir alternatif bankomuz. 13 numaralı Never in Ford. Sylvester de Souza ile. Sylvester de Souza arkadaşlar kazanabileceği yegane yerlerden bir tanesi. Burası bu atla. 6 numaralı Taratari. Charles Bishop'la Callum Shepard'la Charles Bishop karışımı
6 numara Tarot'a arkadaşlar. Ve 11 numaralı Mele Agant. Tom Marquand'la. Evet. Bunu da yazmamız lazım arkadaşlar. Yani burada Sip and Smile ve Highlighter'ın böyle bomba hani istiyorsanız ve 8 numara Paradis var Rosaline'la. Yani 10 ve 8 de eğer bu artık 3 numara yazmayacaksanız o kopuyor orada olay zaten. Burada abuk subuk atlar dahi gelebilir. Yani bu başıboş bırakırsa bu koşuyu bu katak kat hak William Buick'le ki zannetmiyoruz arkadaşlar bunu. Muhtemelen kazanacağını düşünüyoruz. Burada 3 alternatif banko 13, 6, 11, 10 ve 8. Hatta Robert Havli'nin bindiği son koşusunu kazanmış olan 85 handikap puanlı bir tane burada Blueberry Hill var. Burada çok güzel bir karışım bir orijin var görüyoruz. Onun bile geliri var. Bir numaranın bile geliri var arkadaşlar. Evet. Böylece Ascot ile ilgili görüşlerimiz sona eriyor. Arkadaşlar Belmont Park için premium üyelik gerekiyor. Amerika yarışları ile ilgili. Hafta sonu biliyorsunuz Kentucky Derby var. Onunla ilgili de çalışmamız var. Şu an devam eden. Evet, Bursa yarışları açık. İstanbul yarışları içerisinde premium üye olmanız gerekiyor. Herkese iyi bir cuma günü geçirmesini diyorum arkadaşlar. İngiltere'de bu aralar gerçekten çok iyiyiz. Şu anda bu videoyu yaparken Chester'da takip ediyoruz. Gayet güzel gidiyor. Bakalım hayırlısı inşallah rast gelsin diyelim. Hoşça kalın arkadaşlar.